Sonra arkadaşlar oluyor, makine nasıl, iyi mi kötü mü diye. Gübreyi biz damlama boruları hizasına atıyoruz. Makinemiz sağa ve sola atıyor. Şu an atılmış halini göstereceğim yakından. Şöyle gübrelerimiz bunlar. Karışmış bir şekilde homojen oluyor. Şöyle yakından göstereyim. Burası çok dar ara. Komple neredeyse kapatıyor. 1,5-1 metre civarında atıyorum. Burası geniş ara. Bahçe devam ediyor bu tarafa doğru. Yani geniş arada şu traktör izlerinin olduğu aralara atmıyorum. Bu taraftan da yani şu şekilde aşağıya doğru damlama borularını yayıyoruz. Damlama borularımız da ağaçlarda. Karşıda var bir sıra. O hizada sulamayla beraber iniyor. Bunlar akıllı gübre diye geçiyor. 6 ay toprakta çalışıyor. Şu an şöyle gördüğünüz beyaz olanlar, yani şunlar gübrelerimiz. Dağılımı da bu şekilde. Mesela şu araya baktığınızda burada çok nadirdir 1-2 tane. Sağdan soldan sıçrayanlar geliyor. Ama onun dışında dediğim gibi şu tekerlek izinden diğer tekerlek izine kadar olan arada gübrediyorum. Komple gübrediyorum. Bunu da bu şekilde yapmamızın sebebi çalışan kişi sayısında sıkıntı yaşamamız. Elle atıldığında da bu kadar homojen bir karışım olmuyor. Yani bir öbek buraya düşüyor. Buraya hiç gelmiyor. O da sıkıntı oluyor. Yani ne kadar dikkatli atım olsa da bu şekilde olmuyor. Ot olduğu için çok net gözükmüyor gübreler, ama şurada tekrar göstereyim size. Yani dağılım homojen oluyor. Bir yerde öbeklenme olmuyor. Makineyi kullanırken de 6 km hız, alçak devir kuyruk mille. Önde de A3 ayarında kullanıyorum. Hidrolik kapatması açması var. Yani biraz uzun sürüyor ama atması sağlıklı bir gübre atımı oluyor. Şimdi bahçeyi gübre attık. Buna hemen diğer traktör gelecek. Benim arkamdan o çalışıyor. Dıskara yapacak. Eğer ıslaksa tek taraflı, toprak ıslak değilse, sarmıyorsa ıskaraları çift taraflı yapıyoruz. Veya işte 1-2 gün kurutmaya bırakıp tekrar atıyoruz. Bu şekilde. Öbürlüğüne işlememiz. Mesela ağaç tipini de göstereyim şurada. Yani çok sağlıklı bir atım oluyor bana göre. İnşallah tuttururuz, paramızı da alırız. Çünkü masraflı. 400 çuval kadar atıyorum. Sadece bu taban gübresi. Onun dışında diğer gübreler de var tabii ki. Onları da hızlı alıyoruz. Hali bu. Bu arada yeni oranda olacağım yakın zamanda. Boyalarımız falan atıyor ama. Emektar. Teşekkürler izlediğiniz için. Kameranın ayarını değiştirdim. Bir de böyle bir çekim yaptım. Yakın çekim. Gördüğünüz gibi dağılım böyle. Beyaz noktalar gübrelerimiz. Şu şekilde gidiyor. Evet arkadaşlar, gübreden sonra yaptığımız işlem ıskara. Zerfle çalışıyoruz. Hasseli ıskarası kullanıyoruz. Tam geniş dağları, çaprazları.
bu şekilde burayı attığım yön şu şekilde aşağıya doğruydu. Bunun tersine çalışıyorum ilk olarak. Toprak biraz ıslak olduğu için şu taraftan, yani bunun paralelinde, yani dikine daha doğrusu bir çalışmamız daha oluyordu. Onu yapmayacağım. Zaten yağmur gelecek. Bu şekilde burayı da bitireceğiz. Nasıl ufak bir bahçe. Burada yaptığımız işlem bu. Yani gübre atımında yaptığımız işlem baştan sona bu şekilde anlattım. Birazcık yerde önemli olan gübreyi toprağın içine karıştırmak, toprağın altına almak. Tabii bu skoro işlemi daha yıl içerisinde birkaç kere daha yapılacak. Sonra yerler hazırlanacak. Damlama hortumları yayılacak. Ondan sonra da damlamalardan gübre veriyoruz. Ürün irileşmeye başladığında